Peygamberimiz Aleyhisselam mübarek sözlerde dediler: "Lau ta'lemu ummeti ma fi Ramazan min al-khayr la temennet en tekuna as-senetu kulluha Ramazan." Eğer ümmetim Ramazan'daki yaxşiliklerini bilganlarida edi, yılning hammasini Ramazan bo'lishini arzu qilgan bo'lar edilar. Kim Ramazan ayını bilse, Ramazan ayı yılın hammasi Ramazan ayı bo'lishini arzu qilgan bo'lardi. Uning orzusini kim qiladi? Uning orzusini Ramazon oyini bilgan odam qiladi. Mo'min musulmon odam Ramazon oyining kelishligi bilan xursand bo'ladi. Ramazon oyining chiqib ketishligi bilan g'amgin bo'ladi. Man fariha bi dukhuli Ramazon harramallohu jasadahu ala niron. Peygamberimiz Aleyhisselam kim Ramazan ayının kirib kelişliği bilen xursand bolsa, onun cesedini Allah dozakke haram kıldı dediler. Müslüman adam, mumin adam Ramazan ayını kelişliği xursand boladı. Ramazan ayından ayrılsa gamgin boladı. Çünkü Ramazan ayının çıkıp kelişliği bilen bütün varlığı yığlaydı. Bütün varlık. Yer osmon yig'laydi. Maloikalar yig'laydi. Ummati Muhammadiyadan Ramazon ketdi deb. Qaniydi mo'min musulmonlar ana shu haqiqatni anglaganlari deydi. Ramazon oyini yil bo'yi bo'lishligini orzu qiladigan odam payg'ambarimiz alayhissalom Ramazon oyini bilgan odam dedilar. İş borib o'sha bilishlikka taqaldi. İş borib ilmga taqaldi. İslom dini ilm deydi. Ulug'larimiz hikmatlarda dedilar: "Al-ilmu bazrun val-amalu zar'un va ma'uhu al-ikhlos." İlm bu ekiladigan dondur. Amal undan unib chiqadigan o'simlikdir. Uning suvi ixlosdir dedilar. Ana shu uchta narsani majmuasi kerak. Birinchi ilm, chunki barcha amal ilmga ergashadigan bo'ladi. Al-ilmu imamun val-amalu tabi'uhu. İlm yol boshlovchidir. Amal unga ergashuvchidir. Qilingan amal ilm asosida bo'lsa, to'g'ri amal bo'ladi. Qaysi amalga savob beriladi? Hamma amal qilaveradi. Qaysi amalga savob beriladi? Agar o'sha amalda ixlos bo'lsa. Ana shu uchta haqiqatni birligi kerak. Birinchi bilish, unga amal qilish, amalda ixlos bo'lish. Ixlosning darajasi shudir. Ixlos nima? Ulamolarimiz ixlos degan so'zga bir qancha ta'riflarni berganlar. Ana shu ta'riflardan biri al-ixlos tasfiyatul a'mol an mulohazatil makhluqin. Ixlos amallarni odamlarning mulohazasidan poklash. Odamlar nima der ekan? Qilgan amalida odamlar nima der ekan dedimi, ixlos yo'q. Amalni odamlarning mulohazasidan poklash. Al-ikhlos an yakuna al-amalu lillahi azza wa jal wa la nasiba li ghayrillah wa la nasiba fihi li ghayrillah. Yana ixlosning ta'rifida keladi. Ixlos faqat Alloh uchun amalni qilish. U amalda boshqaga nasiba yo'q.
İhlas şu. Demek bugün ana şu hakikatini yaxşı bilip koyuşumuz gerek. Amel. İhlasdan cüda bolsa o amelge sevap yok. Amelini aldığı ihlas bolsa sevap bolar. İhlasın derecesi onun fazileti şu derecede. Şunun için kılıyatken amellerimizi ihlas bilen halis Allah'ın rızalığı için kılıçliğini bugün bizim örgünüşümüz gerek. Peygamberimiz aleyhisselam ahlis dinik, dinek yekfikel amelul kalil. Dinini sen ihlas bilen kıl. Senge az gine amel kifaya kılar dediler. İhlas bilen kılıngan az gine amel riya bilen kılıngan katta ameliye karagende afzal olar. Abdullah'ın mübarek etediler. Rubbe amelini sagirin tukathiruhu niyye ve rubbe amelini kebirin tusagiruhu niyye. Bazı kiçkine ameller var, o kiçkine amelini niyet katta kıvarır. Bazı katta ameller var, o katta amelini niyet kiçkine kıvarır dediler. Demek niyet, halis Allah için bize kiçkine amel katta o gider. Eğer başka nesnenin rızalığı yerleşip olsa, katta amel kiçkine o kalır. Şunun için oğullarımıza yeterliler. İhlas bilen kılıngan çengdik amel, kıyamette tağdik basa torazdı. Bi ihlas kılıngan tağdik amel, kıyamette çengçelik basmayı dediler. Peygamberimiz aleyhisselam, inna ahvafe ma ahafu aleykum eşşirkul asgar. Sizlerge ey men köp havatırda bugün dersem, küçük şirk dediler. Sahabeler soradılar. Ve meşşirkul asgar ya Resulallah. O küçük şirk ne mi? Peygamberimiz dediler. Er-riya. Yaqulullahu azze ve celle yevmel kıyame. İza cezen nase bi a'malihim. İzhebu ilellezine kuntum turaune fid dünya. Fanduru hel tecidune indahum cezaen. Allah Teala kıyamet günü bendelerini amellerine mukafat bergen peyitte riya bilen amel kılgenlerine yeterekken barın dünyada kim için amel kılgendiniz? Körün mukafatını o şeylerin huzurunda tapasız mı diyerekken? Dünyada amel kılsaydı ahirette hani şimdi haletki düçar bulsaydı bundan katta ziyan yok. Biz riya kılıp, palancı korsun, palancı eşitsin deyip amel kıldık. O şenin aldığı bar, mukafatını o şey versin deyip o şenin aldığı yubarılsa, o ozu bilen ozları avar bu yatken bulur. Onu koludan mukafatlaş kemeydi. O hem kuddu ozumuzda o şeyden aciz bende. Ahvalı cüde ten halatıdaki bende bulur. En katta yutkazış şu. Şunun için bu meseleni bugün yakşı anlayıp koyuşumuz gerek. İhlasının bilgisi var mı? Degen saval var. İhlasının bilgisi var. Ulamalarımız eytediler. İhlas bilen amel kıladığı adam şükretini haklamaydı. Onge maktavları keregemez. Adamlar maktamasın. İhlas bilen amel kıladığı adam, adamların aldığı hem yalgız bugünde hem kılıverdi. O cay tenlemeydi. O zaman tenlemeydi. İhlas bilen amel kılıyorken adam, meşakkatler ropara bozsa meşakkatlerine hem karamaydı. İhlas bilen amel kılıyorken adam, başkaki şikayet kımaydı. Ana şunda bilgiler var dediler. Ve ihlas bilen amel kılıyorken adam nafil amellerini başkalarından bir kitap kıladı dediler. Nafil amelini aşkara kımak. Peygamberimiz aleyhisselam mübarek sözlerde seb'atun yudilluhumullahu tahta zillihi av fi zillihi yevme la zille illa zilluhu
Qiyomat kuni Alloh taolo 7 toifa bandalarini arshining soyasining ostiga oladi dedilar. Ana shu 7 toifani sanab kelib Rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Bir kishiki sadaqa qildi. O'ng qo'li berganini chap qo'li bilmadi dedilar. Ana shu bandasini Alloh qiyomat kuni arshining soyasiga oladi dedilar. Nafl ibodatlarda qoida shu. Nafl ibodat namoz bo'ladimi? Sadaqa bo'ladimi? Roza bo'ladimi? Umra bo'ladimi? Farqi yo'q. Nafl ibodatda qoida shu. O'ng qo'ling berganini chap qo'ling bilmas. Ixlosli odam shunaqa bo'ladi. Bu uncha namoz o'qidim demaydi. Bu uncha miskinlarga sadaqa qildim demaydi. Bu uncha ihson qildim, yaxshilik qildim deb oshkora qilmaydi. Ixlosning belgisi shu. Ali bin Husayn bin Ali radhiyallohu anhum Zaynul Abidin Imom Husaynning o'g'illari. Kechalari qopda yemish olib, nonmi, boshqami yelkaga olib Madinaning ko'chalarida aylanib, muhtojlarning eshigini tegiga tashib ketarkanlar. Kechalari. Shuna qilib bir qancha oila u kishining boqimandasi u kishiga qarab turar ekan. Lekin hech kim bilmaydi kim tashib ketilganini. U kishi vafot etdilar. Vafot etganlarda g'assollar u kishini yuvganida yelkalaridagi qavargan yag'irni ko'rdilar. Bu yelka nimaga qavarib ketgan? Qopni ko'tarib qavargan. Haligi Madinadagi u kishiga boqimanda bo'lganlar o'shanda oshkora bo'ldi. Keladigan yemishimiz kelmay qoldi deb. Shunda bilgan ekan odamlar. Bu uylarni ta'minlab turgan Zaynul Abidin ekan. Ulug'lar ana shunday bo'lganlar. Nafl amallarni oshkora qilmaganlar. Hatto shu darajada ekanki bir zot bir kun suhbatlashayotgan paytda ko'zlariga yig'i keldi. Inson ta'sirlansa qalbdan yig'i chiqadi. Shu yig'imda riyo aralashib qolmasin deb burunlarini qoqib shamollab qopman dedilar. Odamlar ta'sirlanib yig'lavordi deb aytmasin deb. Shu darajada ehtiyot bo'lar ekanlar. Buni hammasini orqasida ana shu yuqorida aytganimiz ixlos yotadi. Demak, bugun ana shu 3 narsani birligini yaxshi tushunib qo'yishimiz kerak. Birinchi ilm. Ilm nima uchun o'rganiladi? Amal qilish uchun. Amal qachon foyda beradi? U amalga qachon savob yoziladi? Agar ixlos bo'lsa. Mana shu 3 narsaga biz Ramazon oyida erishamiz. Ramazon oyi shunaqa oy. Ramazon oyida biz ixlosni topolmasak boshqa oyda yo'q. Ramazon oyining ro'zasida aynan ana shu ixlosga biz ega bo'lamiz. Nega? Chunki ro'zani Alloh uchun tutiladi. Ro'zani tutishlikda boshqa g'araz yo'q. Ro'za tutganimizni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Faqat Xudo uchun tutiladi. Shuning uchun Alloh taolo As-somulli va ana ajzibi. Ro'zani banda men uchun tutadi. Uning mukofotini o'zim beraman dedi. Alloh taolo hammalarimizni, ilmlarimizni ziyoda aylasin. Alloh hammamizga ixlos bersin. Amallarimizni ixlos bilan, muhabbat bilan bajarmoqligimizni Parvardigor barchamizga o'zi nasib etsin. İxlas bilan qilayotgan ibodatlarimizni, toatlarimizni, tutayotgan ro'zalarimizni Alloh dargohida husni qabul eylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.